Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Birçok çiftimiz, hatta bir çift dışındaki bütün kanaylarımız yumurtladı. Hatta yumurtaların doluluk oranlarına bile bakabileceğimiz hale geldiler. Şu çiftimiz inatla yumurtlamıyor. İç yuvalığını da taktık. Ama beğenmediler bir türlü. Yumurtlamadılar. Sağlık olsun, ne zaman canlar isterse yumurtlarlar. Diğer geri kalan bütün çiftlerimiz yumurtladı. Ve dediğim gibi yumurtaların kontrollerini de yaptık. Hemen şöyle göstereyim. Şimdi yumurtlama tarihlerini bu şekilde yazıyorum. İşte ayın 23'ünde, 24'ünde, 25'inde, 27'sinde yumurtlamış. İşte yumurtlamayı bitince yıldız koyuyorum. Sonra baktığım şekilde 5'te 3 dolu. Yani 3 tane yumurta dolu, ikisi boş. Bunun 3'te 0, hiçbiri dolu değil, 3'ü de boş. Gibi gibi bu şekilde işaretlemeler yaptık. İşte mesela 6'da 2 dolu, 4'te 3 dolu, 4'te 0, 3'te 2, 4'te 4. Yani bu çizelgeye göre 3, 5, 8, 10, 14 tane dolu yumurtamız var. Bakalım bunların kaçı yumurtadan çıkacak, kaçı büyüyecek, kaçına bilezik takabileceğiz. Bunların hepsini zamanla göreceğiz. Hemen şeyi de belirteyim. Yumurtayı nasıl kontrol ettiğimin videosunu geçen sene çekmiştim. Onu şimdi sağ üst köşeye ekleyeceğim. Linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Yumurtanın içindeki ufacık embriyonun yaşam, böyle kalbinin atışını falan gösterdiğim bir videoydu. Oradan da detayları görebilirsiniz. Onun dışında kuşlarımız işte her gün mama veriyoruz. Şimdi akşam saatinde çekim yaptığım için mamalar bitti. Yarın sabah tekrardan vereceğiz mamalarını. Bu çiftimin bütün yumurtaları dolu. İki çiftimin komple boş olan şey, bütün yumurtaları boş. Yanlış söyledim. Çünkü bu erkeğinde biraz körlük var sanırım. Ondan kaynaklı yumurtaları boş çıktı. Bir de hangisi boştu? Şimdi onlarla ilgili ne yapacağımı da anlatayım. 6. çift. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunların da bütün yumurtaları boş. Şimdi yarın ben bunların yuvalıklarını alacağım. Dişleri kaldıracağım. Bir banyo vereceğim. Yaklaşık 3 veya 4 gün sonra yuvalıklarını tekrardan takacağım. Kuşlar kendine gelip tekrar çiftleşmeye hazır oldukları sürece yuvalarını takıp işte yuva iplerini verip tekrardan yuva örmelerini sağlayacağım. Ama bu erkeğimi tam karar veremedim. Belki tekrar eşe atmayabilirim çünkü körlüğünden dolayı doldurmuyor olabilir ama bir kere daha şans verip deneyebilirim. Tam karar veremedim. Ama bu erkeğimizi tekrar deneyeceğiz. Bu erkek zaten geçen senenin yavrusu, acemiliğine gelmiş olabilir. Ama şuradaki kula dişimiz bile ilk başta hatırlarsanız dış yuvaya örmüştü. Sonra gitti mamalının içine yumurtladı. Sonra gitti iç yuvalık takınca iç yuvalığı yumurtladı. Onun bile dolu yumurtaları var. Kaç tane de onun? İkinci çiftimizin 3'te 2 yumurtası dolu. Gayet güzel. Şuradaki enteresan 6 tane yumurtladı. Kız bir dişimiz. Geçen senenin yavrusu. 6'da 2 dolu. Gene Allah bereket versin diyelim. Güzel bir çift oldu. İki tanesi dolu olması da gayet güzel. Bakalım tekrardan dediğim gibi o yumurtaların kaç tanesi çıkacak? Kaç tanesi ne bilezik takabileceğiz? Onun dışında sezonumuzdaki son değişiklikler, son durumlar bu şekilde. Başka söyleyebileceğim bir şey var mı? Şurada arkadaşın yavrusu var, bayağı büyüdü. Kümesimizin ilk çıkan yavrusu. Anne tekrardan yumurtaya yattı. Anne zaten böyle yavru yaklaşık 25 günlük falan olunca tekrardan yuva örmeye başlıyor. Şurada da sarı mozaik yavruları var. Şöyle fazla ürkütmeden göstereyim onları. Annemiz burada. Anne kırmızı gözlü, dikkat edebiliyorsanız. Lutino diye geçiyor bu tür. Bak, baba siyah gözlü. Baba geldiği zaman görürsünüz. Anne kırmızı gözlü.
Yavrulardan şu anda benim gördüğüm kadarıyla siyah gözlüler. Kırmızı gözlü çıkmamış sanırım. Bir de yeni yavrular var. Şu yukarıdan cik cik diye sesler geliyor açıkçası ama tam olarak hangisinde yavru olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi arkadaşım kuşları olduğu için. Şurada Sakay'la bir melezleme çalışması yapmış sanırım. Sarı mozaikle Sakay'ı yaşatmış. Burada Saka tek başına duruyor. Bir de şurada Mozambik kanaryaları var. Erkek Mozambik. Dişi Mozambik melezi. Onlardan da yumurta aldı. Arkadaştaki sezonda son sürat devam ediyor. O genelde hepsine, genelde erkekler hepsine iç yuva takıyor. Ben de çoğunluk olarak dış yuva takıyorum. Sezonumuzun son durumu bu şekilde. Son gelişmeleri aktarmaya çalıştım sizlere. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi hobiler.